İki kare testini bundan önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. Bu testi şimdi de homojenlik için kullanacağız. Homojenlik bir şeylerin birbirine ne kadar benzediğini gösterir ve biz de iki farklı grubu ele alacağız ve belirli bir değişkene ait bu grupların dağılımlarının birbirlerine benzeyip benzemediklerine bakacağız. Bu videoda bu durumu incelemek için ele alacağımız örneğin sağ elini ve sol elini kullanan insanlar olduklarını düşünmedim. Bu insanların ilgi duydukları alanların ne kadar benzerlik taşıdığını, başka bir deyişle örneğin bilim teknolojileri, matematik, mühendislik ve insani bilimlere olan yatkınlıklarının ne kadar benzer olduğunu değerlendirmeye çalışacağız. İşe sıfır ve karşıt hipotezi belirleyerek başlayalım. Sıfır hipotezi. Evet, sağ ellerini ve sol ellerini kullanan insanların ilgi duydukları alanların dağılımları arasında fark olmadığı yönünde olacak. Karşıt hipotezde bu iki dağılım arasında fark olduğunu öne sürüyor olacak. Peki bunu nasıl test edebiliriz? Hipotez testini daha önce çok kereler yaptık ama burada iki farklı gruptan örneklem alacağız. Bu sağ elini kullanan insanların popülasyonu, bu da sol elini kullananların popülasyonu olsun sağ elini kullananların popülasyonundan boyutu 60 olan bir örneklem aldığımızı düşünelim. Aynı şeyi sol elini kullananlar için de yapacağız. Örneklem boyutlarının aynı olmasına da gerek yok. Bu popülasyondan aldığımız örneklem boyutu da mesela 40 olsun. Bu da elde ettiğimiz veri olsun. Örneklemdeki sağ elini kullanan 60 kişinin 30'u STEM alanını tercih ediyor. 15 tanesi insani bilimleri, 15 tanesinin ise bu ikisi arasında belirgin bir tercihi yok. Sol elini kullanan 40 kişinin 10'u STEM'i, 25'i insani bilimleri tercih ederken 5'inin belirgin bir tercihi yokmuş. Sağ ve sol elini kullananların toplamlarını burada, ilgi alanlarına göre toplamları da burada görebiliyoruz. İki gruptan STEM'i tercih edenlerin toplamı, insani bilimleri tercih edenlerin toplamı ve tercih belirtmeyenlerin toplamı Sıfır hipotezinin doğru olduğunu, başka bir deyişle sağ ve sol elini kullananların arasında fark olmadığını varsayarsak, beklenen verinin ne olacağına bakalım. Bu sağ ellerini kullananların, bu da sol ellerini kullananların sütunu olsun. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak, popülasyondaki genel dağılımın ne yönde olacağına dair beklentimizi buradaki toplam sütunu belirleyecek. Evet, bu iki grup arasında bir fark olmadığını varsayıyor isek, iki gruptan toplam 40 kişi sistemi, ki bu %40'a denk gelir, %40'ı insani bilimleri tercih eder ve %20'sinin de belirgin bir tercihi yoktur sonucuna ulaşabiliriz. O halde, sağ elini kullanan 60 kişinin %40'ı sistemi, tercih edecektir diyebiliriz. Peki 60'ın yüzde 40'ı nedir? 60'da 0,4'ü çarparsak 24 elde ederiz. Benzer şekilde 60 kişinin yüzde 40'ının da insani bilimleri tercih etmesini bekleriz. Buraya da 24 yazıyorum ve son olarak 60 kişinin yüzde 20'sinin de belirgin bir tercihi olmayacak. 60'ın yüzde 20'si de 12 kişidir öyle değil mi? Ve toplamında 60 olması gerekir. Sol elini kullananlara gelelim. 40 kişinin %40'ının STEM'i tercih edeceğini bekleriz. 40 çarpı 0,4 16 eder. İnsani bilimler için de %40 demiştik. 40'ın %40'ı 16. 40 kişinin %20'sinin yani 8'inin de belirgin bir tercihi olmayacak. Bunların toplamı da 40. Bu beklenen değerleri hesapladıktan sonra ki kare testi yapabilmenin koşullarını sağlayıp sağlamadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. İlk koşul rastgelelik koşulu. Bunların gerçekten de rastgele alınmış örneklemler olması gerekiyor. Bu koşulu sağladığımızı düşünüyorum. İkinci koşul bu değerlerin herhangi birinin beklenen değerinin en az 5'e eşit olması gerekli. Evet, bu koşulu da sağlamışız. Gördüğünüz gibi bunların her biri en az 5'e eşit. Son olarak da bağımsızlık koşulu var. Geriye koyarak ya da koymadan örnekleme yapmış olsak da örneklemlerin popülasyonun %10'undan büyük olmaları gerekecek. Bu koşulun da sağlandığını varsayıyoruz ve ki kare istatistiğini hesaplayacağız. Sonuç olarak hemen not ediyorum ki kare istatistiği eşittir. Elde ettiğimiz sonuç eksi beklenenin karesi yani 30 eksi 24'ün karesi bölü beklenen değer yani 24. Bunu buradaki 6 verinin her biri için yapacağız. O halde devam edelim. Sırada 10 var. 10 eksi 16'nın karesi bölü 16 artı 15 eksi 24'ün karesi bölü beklenen değer, yani bölü 24. Artı 25 eksi 16'nın karesi bölü 16, artı 15 eksi 12'nin karesi bölü 12 ve son olarak da artı 5 eksi 8'in karesi bölü 8. Ki kare istatistiğini hesapladıktan sonra serbestlik derecesine de bakmamız lazım. Burada kullanabileceğiniz püf noktası veriye bakarak kaç sütun ve kaç satır olduğuna karar vermek. 3 satır ve 2 sütun var. O halde serbestlik derecesi satır sayısı eksi 1 yani 3 eksi 1 çarpı sütun sayısı eksi 1 yani 2 eksi 1'e eşit olacak. Buradan 2 çarpı 1 yani 2 elde ederiz. Bunun mantığını da anlatmak istiyorum. Bakın, bu veriden iki tanesini ve toplamları biliyor isek, diğer verilerin ne olacağını bulabiliriz, öyle değil mi? Bu ikisini ve toplamı biliyor isek bunu, bunu ve toplamı biliyorsak da bunu, bunu ve toplamı biliyorsak bunu ve bunları biliyorsak da bunu bulabiliriz, öyle değil mi? Bu püf noktasının işe yaramasının arkasında yatan mantık da bu zaten. Satır sayısı eksi 1 çarpı sütün sayısı eksi 1 bize serbestlik derecesini verir. Ve şimdi de ki kare istatistiğini kullanarak henüz hesaplamadık ama isterseniz bir hesap makinesi yardımıyla bunu hemen hesaplayabilirsiniz. Evet bu değerle serbestlik derecesini kullanarak bir p değeri bulacağız. Bu da bu denli uç ya da daha uç bir ki kare istatistiği elde etmenin olasılığını veriyor olacak. Bulduğumuz p değeri anlamlılık seviyesinden küçükse ki bunu en başından belirlemiş olmamız gerekiyor. Sıfır hipotezini reddeder ve karşı hipotezini hipotezi değerlendiririz. Bu bundan küçük değilse de sıfır hipotezini reddedemeyiz.